Merhabalar arkadaşlar. Coin Bulucu kanalına hepiniz hoş geldiniz. Bu yayınımızda sizlerle birlikte Reader'ın teknik analizini yapacağız. Reader'da bundan sonra beklentiler neler? Bunları anlamaya çalışacağız. Destek ve direnç bölgelerimiz nereden geçiyor? Reader yapmış olduğu bugünkü güçlü yükselişine yarın da devam edebilecek mi? Bunları analiz etmeye birlikte çalışacağız. Yayınların eğitim amacıyla olduğunu, yatırım tavsiyesi olmadığını lütfen bilerek dinlemeye çalışalım. Arkadaşlar, yayınlar çok izleniyor. Bundan dolayı teşekkür ediyorum. Ancak sizler bu yayını izledikten sonra YouTube'un bizlere vermiş olduğu yayın raporuyla birlikte aslında yayınlar izlense de beğenilmediği ortaya çıkıyor. Ve YouTube raporlarında şunu söylüyor. Bir yayın çok izleniyor ve beğenilmiyorsa burada ısrar etmemek lazım. Bir süre o yayına ara vermek lazım. Başka hisse senetlerini, başka videoları ön plana çıkarmak lazım diyor. Siz de zaten izlenme ve beğeni oranlarını videonun altında görebilirsiniz. 10.000 kişi tarafından video izleniyorsa maalesef 1.000 kişi dahi bunu beğenmiyor. Yani izlenmelerde %10'luk bir beğeni oranı var. Bu çok düşük bir oran. Lütfen daha fazla Reader yayını istiyorsak, daha sık yapmamızı istiyorsanız yayını izlemeden önce beğenmeyi ve abone olmayı unutmayalım. Bu yayın son derece kritik. Beğeni oranları yine düşük kalırsa bir süre Reader hissesinin teknik analizini yapamayabiliriz. Haberiniz olsun arkadaşlar. Burada ne düşünüyorsak özgürce birbirimizle paylaşıyoruz. Böyle bir sorun var. YouTube tarafından gelen bildiri ve raporlar var. Bu raporları da size söylüyorum. Lütfen bu konuya hassasiyetle dikkat edelim. Şimdi Reader'da ne söyledik? Bakın, fiyatlar Reader'da 60 TL'nin altına gelmesiyle birlikte. Dedik ki arkadaşlar, bakın Reader'da fiyatlar 40 TL'ye kadar, kanal alt bandına kadar düşebilir. 40 TL Reader'ın orta ve uzun vadede dip nokta olabilir. Ama %100 milimetrik olarak net bir değeri bilemeyiz. Size Miatek'in teknik görüntüsünü gösterdim. Dedim ki bak, Miatek'te 28 TL alım bölgesi dedik. 26.5'a düştü çıktı. Yani 1-1.5 TL, 2 TL artı veya eksi aşağı yukarı olabilir. Dolayısıyla bunun alım yeri 40 TL'dir. Hatta şunu söyledim. Ben olsam 40 TL'den alırım, 39.5 TL'den alırım, 39 TL'den alırım. Ama stop loss'umu da şöyle planlarım. 39 TL'nin altında günlük bir kapanış yapmadıkça yönü yukarı okurum. Eğer günlük kapanış yapıyorsa 1-2 gün bunun fake out olup olmayacağına, tekrardan 39'un 40'ın üstüne atıp atamayacağına bir bakarım. Ondan sonra satıp satmamaya karar veririm dedim. Bu sözlerimin hepsini çok iyi biliyorsunuz. Bilmeyen arkadaşlar da son 2-3 videonun tamamını izlesin. Zaten ne demek istediğimizi anlarlar. Veya 40 TL hedefine Reader'ın düşüp yükselmesini beklediğimi geçmişten bugüne videoları izlerseniz görürsünüz. Şimdi buradaki 40 TL'nin önemi kanalın alt bandı olmasından kaynaklı son derece önemli. Bakın, şöyle de bir teknik görüntümüz vardı. Biz buradaki referans noktasını getirdik. Bu noktaya koyduk. Dip noktalarımız zaten aynen geçerli. Buradaki dip noktamızı hep aynı yere koyuyoruz. Bu şekilde bir görüntü de olabilir dedik. Dolayısıyla heyecanı yüksek olan arkadaşlar, 3 kuruş düştü, öldüm, bittim, zarar ettim gibi düşünen, kısa vade ben kesinlikle yatırım yapmayı önermiyorum. Bir vade varsa bu vade minimum 3 ay olması lazım. Burası borsa arkadaşlar. Bir günde vurayım, kaçayım, alayım. Bunlar olmaz. Bir yerde olur, sonra kaybedersin. Bakın, bu kadar tutarlı analiz yapmamıza rağmen kısa vade yatırım yapmak risklidir. Bu vade minimum 3 ay olması lazım. Aslında 1 yılın altında yatırım yapmamak lazım. En azından 3 aylık bir vadeye ihtiyaç var ki güzel bir para kazanılabilsin. Aksi halde yapacağınız yatırımlar risk teşkil ediyor. Burada da şunu söyledik. Bu şekilde de bir teknik görüntümüz var. Bu görüntüye göre fiyatlar aşağıda kaldı. 39 TL'nin altında. Bakın, sadece 14 Mayıs tarihinde kalıyoruz. Sonrasında ise 15 Mayıs'la birlikte 39'un hep üstündeyiz. Ama sen, heyecanın yüksektir. Sen kaybetme noktasında panik yapıyorsundur. Aslında borsa sana uygun bir yer değildir. Almışsın, pişmansın, satmak istiyorsun. Sorumlu olarak da birilerini bulmaya çalışıyorsun. Başta Coin Bulucu olarak 3 kuruş burada aldın, zarar ettin. Birilerini sorumlu tutmaya çalışıyorsun. O zaman gel kardeşim, burada sat dedik. Yani fiyatlar 42-43 TL arasına tepki yapacaktır. Buraya gelecektir. Buraya geldiğinde de zaten sen satmayacaksın bunu. Çünkü bir suçlu arıyorsun. Birilerine yapmış olduğun yatırımları olumlu olursa kendine, olumsuz olursa da birilerine yamamanın peşindesin. O zaman ne yaparsın? 42-43'e fiyatlar gelecektir. Burada direnç olarak karşılaşır dersin. Satar, kenara çekilirsin. Bakın, fiyatlar geldi.
geldi mi geldi. Satmak isteyen arkadaşlar yolu açık olsun, satabilir. Bu yayınlarda sizin almanız, almamanız, zarar etmeniz, kazanmanız bana hiçbir faydası yok. Benim borsada hiçbir yatırımım yok. Benim sadece kripto para tarafında yatırımım var. Ben niyeti temiz olana, kafasında ön yargıları bir kenara bırakmış olana, öğrenmek isteyene bu yayınları ücretsiz bir şekilde yapıyorum. Bakın hiçbir zaman ben bildim demiyorum. Bu piyasalarda ben bildim diyen adam en çok parayı kaybeden adamdır. Bu piyasalarda sakin olmak lazım, sabırlı olmak lazım ve bu piyasalarda en önemlisi disiplinli olmak lazım. Yani 3 kuruş aşağı 3 kuruş yukarıya alıp satıp işlem yapan adam bu piyasada para kazanamaz. Sakince yatırımlarını yönetebilen adam para kazanır. O yüzden disiplinli olmak lazım. Şimdi ben bu yayınları sizler için ücretsiz bir şekilde yapıyorum arkadaşlar. Öğrenin diye. Veya bir şeyler katkımız oluyorsa bunları sizlere sağlamaya çalışıyorum. Bana bu yayınların bir faydası yok. Bana faydası sizler buradan bir para kazanıyorsanız, sizler buradan bir bilgi ediniyorsanız ve bu bilgiyi finansal piyasalarda paraya çevirebiliyorsanız, eşinize, çocuğunuza, annenize, babanıza bir hediye alıp onları sevindiriyorsanız biz bunlara talibiz, biz gönüllere talibiz, biz bu noktada mutlu oluyoruz. O yüzden lütfen kafamızdaki ön yargıları bir kenara bırakalım. Coin bulucu bu piyasalara bir kez daha gelmez, haberiniz olsun. Bu kadar emek var burada ve karşılıksız birlik ortamı oluşsun diye yapılıyor. Şimdi 43 TL civarında satmak isteyen arkadaşları bir kenara bıraktık. Onlar satabilirler. Benim şahsi görüşüm şu. 2 tane tepeyi buraya koyduk. Bir tane dibi bu noktaya koyduk. Milimetrik olarak en son yapmış olduğumuz yayında 38-39'lardan bahsettik. 39'ların üzerine atarsa sakince kenarda bekle dedik. Fiyatlarda yukarı yönlü bir hareketlilik bekliyoruz. Yani şu şekilde bakın, yukarı yönlü bir hareketlilik bekliyoruz. Sonrasında aşağı doğru bir retest hareketiyle 40 TL civarının tekrardan test edilmesini, işte ondan sonra çok sert bir yükselişin olabileceğini şahsen düşünüyorum. Olur olmaz bunları bilemem arkadaşlar. %100 kimse doğruyu bilemeyebilir. Her zaman da her analiz tutacak diye bir şey yok. Açın Miatek yayınlarına bakın. Miatek'te dün ne söylemişiz, bugün ne olmuş? Veya biraz daha geriye gidin. Geçmişte ne söylemişiz, bugün ne olmuş? Ya da diyeceksin ki bunlar hacimsiz hisse senetleri veya bunlarda hareketlik fazla. Tüpraş'a bak. 204 TL direnç bölgesi, 175'e kadar düşer dedim. 204.00'dan döndü. Ya da Türk Hava Yolları'na bak. 200 TL, 205 TL band aralığından al ve yukarı yönlü uzun vade tut. 1000 TL'ye de gider dedik. Türk Hava Yolları'nda 330 TL'ler görüldü. Alım yerimiz 200 TL civarlarından geçiyordu. Yayınları izleyin. En son yaptığımız yayında da kısa vadede düşer dedik. 320'nin altına gelirse 300'lere doğru, 305'lere doğru, onun da altına gelirse 290'lara doğru. Ama ne olacak arkadaşlar? Uzun vade tutacaksın. Para kazanmak istiyorsan sabırlı olacaksın. Yatırım amacıyla bakacaksın. Öyle 1-2 ayda zengin olmanın hayallerini kurmayacaksın. Dolayısıyla bu şekilde hareket edersen emin ol daha huzurlu olursun. Hele ki bilgiyi öğrenirsen, kendi bilginle hareket edersen yastığa başını huzurla koyar ve uyursun. Şimdi burada beklentimiz bu. Fiyatlarda yukarı yönlü bir hareket bekliyoruz. Belki böyle 47'lere doğru, 46'lara doğru, bakın şuradaki direnç bölgesine doğru bir hareket bekliyoruz. Bu hareketten maksimum, bu hareketin 51 TL'ye kadar olmasını, minimum da 46 TL'ye kadar olmasını bekliyoruz. Sonrasında aşağı doğru bir düşüş ile kanal alt bandını tekrardan test etmesini, yani retest yapmasını bekliyoruz. Artık hangi zamansallıkta gelecekse ona göre burası destek olacak. Ondan sonra sert yükseliş bekliyoruz. Benim şahsi düşüncelerim beni bağlar. Lütfen bana göre yatırım yapmayın. Ben böyle düşünüyorum ve düşüncelerimi de düşünce özgürlüğü kapsamında sizlerle paylaşıyorum. Ama bazı yorumlarda insanı üzüyor. Yani burada gün içerisinde fiyatlarda biraz aşağı gelsin, çok ciddi yorumlar geliyor arkadaşlar. Üzücü yorumlar geliyor. Bakın ben bu yayınlarda kimseye para kazanmayı taahhüt etmiyorum. Ben bu yayınlarda sizlere bu bilgiyi öğretmeyi taahhüt ediyorum. Öğrenirsen uzun vadede bu bilginin semerelerinden faydalanacağını, bilgini paraya çevireceğini taahhüt ediyorum. Ama kimseye gelip de al sat tut diyemem arkadaşlar. Herkes kendi kararını kendisi vermesi lazım. Görüntüler güzel. Yükseliş gelmemesi adına herhangi bir riskli görüntü görmüyorum. 80 TL'lerden aşağı 37-38
8 TL'lere doğru düşen bir hisse senedinde. Güçlü toparlanma bekliyoruz. Sabırlı olmamız lazım. Aşağıdaki destek noktamız 39 TL. Fiyatlarda 39 TL'nin altında kapanışlar olmadıkça artık Reader'ın alt dip noktası görülmüştür. Buralar dip olarak kalmasını şahsen beklerim. Ama 39'un altında günlük bir kapanış olursa, 1-2 gün bakarsın altında kapatmaya devam ediyorsa satıp kenara çekilmek lazım. 39'un yakınen takip edilmesi sizlerin kazanç ve kaybı açısından da son derece önemlidir. Bu konuya dikkat edelim arkadaşlar. 39 TL kırılmadıkça yön yukarı, 39 TL'nin altında ise fiyatlarda sert baskılanma olabilir. Benim böyle bir beklentim yok ama her ihtimalde bilim ve teknik ne söylüyorsa sizlere onu anlatmam lazım. Bakın, iki şekilde analiz yöntemi var. Bir temel analiz var, bir teknik analiz var. Temel analiz dediğimiz sana bir ürünün fiyatını nereden alacağını sana söylemez. Nereden satacağını da söylemez. Bakın, temel analiz sana doğru hisse senedini bulmanda fayda sağlar. Yani temel bilgilerine bakarsın hisse senedinin, şirketin alımına, satımına, karına, yatırımlarına, bundan sonraki projelerine, yönetim kurulunun güçlülüğüne falan. Bunlara bakarsın, doğru hisse senedini buradan belirlersin. Sonra belirlediğin hisse senedini nereden, hangi fiyattan, hangi uygun yerden alacağını teknik analize göre belirlersin. Teknik analiz sana uygun fiyattan alım fırsatı verir. Tabii ki bilene bilmeyene, zaten finansal piyasalarda para kazanma diye bir şey yok. Dolayısıyla eğer Reader güzel bir şirketse, temeli de iyiyse veya temeli kötüyse fark etmez, güzel alım bölgesinin 39-40 TL'den geçtiğini söyledik. Şimdi alan arkadaşlar veya almayan arkadaşlar bana diyor ki hocam nereden satayım? Ya da almayanlar diyor ki hocam bundan sonra da gider mi, alayım mı? Arkadaşlar, bir işi yapıyorsan zamanında yapacaksın. Şimdi zamanında yapmadığın bir işten kaynaklı fiyatlar 38'den gelmiş 43'e, ben sana al da diyemem, sat da diyemem. Dolayısıyla bundan sonra kararı kendin vereceksin. Belki şunu yapabilirsiniz. Beklersin. Fiyatlarda gerçekten bir yükseliş sinyalini tam olarak alabilmek adına şöyle bir yükseliş, böyle bir retest gelir ve buradan döndüğünü görürsen alırsın. Fiyatların daha da yukarı gitmesini beklersin. Buranın retest edilmesini bekleyebilirsin. Artık bekleyip beklememenin kararı da size kalmış. Arkadaşlar, yayınlara olan ilginizden dolayı hepinize teşekkür ediyorum. Lütfen finansal piyasaların bilginin paraya döndüğü piyasalar olduğunu unutmayalım. Bilgiye, eğitime önem verelim. Öğrenmeye çalışalım. Hepinize bol kazançlar diliyorum. Hepinizi seviyorum. Hoşça kalın.